Tamam herhalde. Evet. Niye daha önce ayakta durarken diyeceğim diyemedim. Ayakta dururken. Aloha. Bir daha alayım. Aloha. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar ve ilk defa vlog olmayan bir videoyu ayaktayken çekiyorum. Çünkü ev turu videosu çekmek istedim açıkçası. Ben böyle hani YouTube'da ev turu videolarını seviyorum. Bayağı da izliyorum. Ve ben 5 senedir bu evde yaşıyorum. Aralık ayında tam 5 senem dolacak. Bir dakika. Evet, aynen. Bu arada hani merak edenleriniz falan olursa ben onu baştan söyleyeyim. Bu konuyu hani sonuçta bilmenizde bir sakınca yok. Kiralık evim, bana ait değil. Benim olması için neler mümkün? Hani eminim çünkü merak edenleriniz olacaktır. Ve hani biliyorsunuz bayağı bir kira artışı oldu. Yani bakalım bu evde daha kalabilmem için neler mümkün diyorum. Yani şöyle, tabii ki de inanılmaz arttı kiralar. Yani benim evim de yükseldi. İlk girdiğimde, hani ilk kiraladığımda böyle değildi. Ama hepimiz olduğu gibi beni de biraz zorluyor. Da hani bu da böyle parantez içinde hani bunu da söyleyeyim. Tabii ki bunun bir sorun olmaması için neler mümkün? Yani bu kira artışlarının durması, sabitlenmesi ve bütün kiraların aslında makul fiyatlarda olması için neler mümkün diyorum. Çünkü eminim birçoğunuz hani özellikle hani kirada yaşayan birçok arkadaşımız var, yani birçok insan var. Çok zorlandığınızı biliyorum. Yani hepimiz zorlanıyoruz. Bu artışlardan etkileniyoruz. Neyse, bunlar bir kenara. Şimdi bu videonun konusu ev turu. O yüzden en yukarıdan başlayarak böyle aşağılara ine ine size hani evimi göstereceğim. Ama öncesinde hem açılış yapayım hem size işte bu videonun bir hani başlıktan zaten anladınız ama yine de şöyle bir açılışta da bahsedeyim, bir ev turu neden yapıyorum, size nelerden bahsedeceğim falan. Zaten aslında çok da bariz. Şu anda böyle sizinle bir konuşasım var, bir açılışı yapasım var. Biraz da o yüzden konuşuyorum. Ama söyleyeceğim bir nokta var ki ben genel olarak çok derli toplu bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ve size bu videoda aslında öyleymişim gibi yansıtmak istemedim. Bayağı temizimdir. Temizliğe çok önem veririm ama böyle her şey hani yerli yerinde olması her şeyin beni sinir eder. O yüzden hani bu evde göreceğiniz her şey nerede duruyorsa onların orada durmasının bir sebebi var. Öyle diyeyim size. Ve benim felsefem kendimce bırak dağınık kalsın. Ki bana göre evim dağınık değil. Bu arada zaten iki kedim var, Joy ve Lucy. Onların işte oyuncakları falan da var. Neyse, lafı çok uzatmayayım. O zaman en yukarıdan başlayalım. Bazı yerleri belki hızlandırırız. Bilmiyorum, bakarız. Hani öyle çok detaylı, yani detaylı her şeyi de anlatayım istemiyorum. Ama şöyle genel bir evimi benimle gezin bir turlayalım istiyorum. Hazırsanız ben de hazırım. Başlayalım. Ve bu arada şimdiden keyifli seyirler. Doğal bir mini ev turu olduğu için öncelikle kahvemi alarak başlıyorum arkadaşlar. Evet, hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Şimdi öncelikle şöyle hem yoga hem de seans odası burası. Yani seansları verdiğim oda ve aynı zamanda yoga odası. Buradan başlayalım. Şöyle, lambaları bu arada hiç kullanmıyorum ilk eve taşındığımda. Bunları koymuştum. Burada işte Access'le ilgili bayağı bir eğitim aldım arkadaşlar. Bu arada bunlar hani yarısı, yurt dışında aldığım en az bir 8-10 eğitim olmuştur. Onların diplomaları yok. Deli kızın çeyizi bitkim tam olarak şurada. Bu bayağı küçüktü. İnanılmaz büyüdü yani bunun, bakın. Kamera biraz daha geniş açı olsa daha da görürdünüz de. Bayağı büyüdü yani bu son 2 yılda özellikle. Şöyle bitkilerim var. Şunun adını hep unutuyorum. Kliç Ali Paşa diyeceğim ama değil tabii ki de. Hani bir metreyi bulunca bu böyle ev alıyormuşsunuz ya, o. Onun dışında Plea zaten çok severim. Plea var. Şurada Cingöz, benim küçüklükten beri ayım. Yani bebekliğimden hatta kalan. Yukarıda da Plea'lar var. Burada benim çektiğim ve benim print ettiğim hani Londra'dayken baskı, fotoğraf falan.
Burada sandalyeler. Yani birazcık böyle dağınık gibi gelebilir şu anda ama değil. Dediğim gibi bir düzeni var aslında. Şu hepimiz aslında tuhaf insanlarız belki de. Evet, böyle bir oda. Yoga odamda bu arada şey de var. Balkon da var. Oradan balkona da çıkılıyor. Küçük bir balkon var. Onu artık göstermedim ama oradan işte açılan bir kapı var. Perdelerin orada. Şimdi burası da yatak odam. Şöyle benim perdelerim. Ventilatörsüz olmaz. Şunu da çok severim. Çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Şurada biraz daha hani 2-3 matım daha var. İşte başucu, kitaplarım falan filan. Şöyle. Onun dışında şimdi burada mesela şunları deneyeceğim. O yüzden bunlar burada ve eğer bana olmazsa satacağım. Ondan dolayı oradalar. İşte bakın burada Nepal'den aldığım bir tablo var. Şimdi bunlar açayım mı? Bakın birini açayım. Biraz dolu ama gardırobum. Yazlık, kışlık, işte sonbahar, ilkbahar. Hani ben hiç ayırmıyorum arkadaşlar. Bütün kıyafetlerim hep böyle bir yerlerde. Yani aynı yerde hep kaldırmıyorum, öyle diyeyim. İşte burada mesela ojelerim var. Hatta bir gün sizinle ojelerimi düzenleyelim mi? Bakın şöyle. Neyse, buraları böyle detaylı göstermeyeyim. Hani sonuçta belki bir gün gösteririm gardırop ya da bir düzenleme videosu falan çekerim. Burada ben varım. Burada da bir tane gardırobumuz var. Şöyle kirli sepetim diyeyim. Sonracığıma. Burada mesela giydiğim yoga üstlerim, altlarım falan filan duruyor. Burada takılması gereken duvarlara bir şeyler. İşte burada gecelikler, onlar bunlar falan derken geldik banyoya. Banyo da bayağı küçük bu arada. Hani o yüzden hani çok detaylı böyle uzun uzun durmamıza gerek yok ama ben neyin nerede olduğunu, hani neye ne kullanmam gerektiğini falan bilmeme göre bir düzen sırası yapıyorum. Mesela şu bitecek, bu bitmeye yakın güneş kremi. Şu az kaldı. Az kalanları genelde buraya topluyorum. Bunlar gece akşam rutinimi yaparken kullandıklarım. Şöyle bir aynam var. Mesela burada ben hani kamerayı şuraya koyup açıkçası hani gece böyle akşam bakımı videosu falan çekmek istiyorum ama koyacak bir yerim yok. Kameradan anlıyor musunuz? Emin değilim de bayağı küçük aslında. Şöyle dekore ettim. Şimdi aşağı iniyoruz ve salona geliyoruz. Şu elbise bu arada, bunu aldım ama bunun da terziye gitmesi gerekiyor. O yüzden böyle koydum. Çok beğendim duruşunu falan. Yani duruşunu benim üzerime olmadı daha tam. Ama halledeceğim. Şimdi mutfak, açık mutfak benim. Hatta Amerikan mutfağı diye geçiyor biliyorsunuzdur şu tarz. Şöyle mutfağımı bayağı seviyorum. Şurada Joy ile Lucy takılıyor genelde. Oraya kimse çıkamıyor en üst katta. İşte burada fasafisolar, ajandam, bilgisayar, defterler falan filan. Şöyle bir mutfak. Zaten buzdolabını artık biliyorsunuz, bir sürü çekimlerde hep buzdolabı arka plan yapıyorum. Çok fazla magnet var. Bunları da aslında hepsinin hikayesini size anlattım. Bir video da çekeyim diyorum ama çok mu saçma ya da çok mu abes olur? Ya da bunu izlemek, dinlemek ister misiniz? Böyle. Ay şu poşet bakın. O kadar doğal bir video oldu ki. Kahvaltı etmiştim, bu bile duruyor. Şurada mesela kedilerimin suyu var. Hani bu bardak onların artık. Neden o bardakta veriyorsun demeyin. Hani hem bu bardakta veriyorum hem de aşağıda da zaten suları var. Göreceksiniz. Şimdi normalde tabii bu perdeler açık ama şu anda ışıkla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım diye hepsini kapattım. Burası benim salonum. Şöyle göstereyim. Böyle de kameradan biraz dağınık gibi geliyor ama her şeyin yerli yeri var, yani her şey yerli yerinde. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Ben böyle rahatım. Şeyi düşünüyorum. Şöyle kendime döndüreyim. Şeyi düşünüyorum. Hani şimdi acaba buna siz ne dersiniz? Hani benim en büyük hani sorunlarımdan biri tırnak içinde, bir şey söylerken ya da bir şey yaparken ya da arkadaşlık ilişkilerimde de hani karşı taraf ne düşünür? Ne hani
onu kırar mıyım, onu incitir miyim? Eskiden çok daha fazlaydı Access'le tanışmadan önce. Şimdi daha az ve hani her türlü eleştiriye açığım. Zaten hani o kişi, eleştiri yapan kişi iyi ya da kötü kendisiyle ilgili söylüyor, ne söylüyorsa genelde. Hani iyi bir şey söyleseniz de aslında bu sizden çıktığı için sizin güzel gözünüz, güzel görmeniz ya da kötü bir şey söylüyorsanız da yine o sizden çıktığı için sizdeki kötülüğü yansıtıyor. O yüzden aslında bunlara takılmamak gerekiyor ve bu arada ışığın güzelliği. Bak mesela çekim yaparken hiç böyle olmuyor. Bu arada şunu Instagram'da paylaşmıştım. Takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Sizin için aldım. Çekim yapabilelim diye. Daha da güzel çekimler çıksın diye almıştım. Neyse kaldığımız yerden devam. Burası salonum dediğim gibi. Şöyle Joy ile Lucy'ye zaten hani minik gittikten sonra gönüllerini almak için bir oyuncak aldım. Burada zaten oyuncakları var. Ben tavla oynamayı çok seviyorum. Zaten Biga'dan hani vloglardan falan görüyorsunuzdur belki. Burada televizyonum. Şu bu arada yeşil olan ne diye sorarsanız Joy ile Lucy'nin oyun alanı arkadaşlar. Çok seviyor ikisi de oynamayı burada. O yüzden onların oyuncakları falan var burada. Sonra şöyle. Şurada da küçük bir balkonum var bakın. Şöyle bitkilerim falan var. Bir de bu açıdan göstereyim. Zaten çekim yaptığım yer şu salonda hani arka tarafı biliyorsunuz. Tabii örtüleri falan kaldırıyorum ama oradan çekim yapıyorum. Burası böyle. Burada işte arkadaşlarım falan geldiğinde kahvaltı yapacağımız. Gerçi iki kişilik oluyor ama yapacak bir şey yok. Bazen bir sandalye daha koyuyoruz, ediyoruz. Bir şekilde ayarlıyoruz. Burası da böyle bir alan. Şu herhalde bir 3-4 yaşında var bu benim bitkim. Ve böyle bayağı ölecekti bir ara. Onu o yüzden yukarıdaydı. Buraya aldım. Şu an çok daha iyi durumda. Ben bu arada hani banyo yaptırıyorum. Her gün böyle pıs pıs hani vardır ya. Şöyle sıkarsınız. Her gün sıkıyorum. Bayağı da hoşlanıyorlar. Bu da böyle yılda bir kere bütün yapraklarını döküp yeniden canlanıyor. Burada çekim ışığım var bu arada. Şöyle. Burada bitenler videosu için bekliyorlar. Çekeceğim bitenler videosunu. Bu şekilde burada da. Ya şunu Londra'dan almıştım. Hatta orada kullandım birkaç kere. Ne severdim bu telefonu ya. Evet böyle annemle, Sipo'yla, Senem'le fotoğraflar var burada. Matruşkaları da severim çok. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir aşağıya ineceğiz. Buradan. Joy Bey merhaba. Merhaba demek ister misiniz Joy Bey? Burası giriş arkadaşlar. Evime buradan giriş yapıyoruz. Şu girişin oradaki her şeyi mesela hep toplamak istiyorum ama şunlar gidecek zaten. Hani şunu arkadaşım alacak. Bu hediye yani kavunları birine vereceğim. Biga'dan bizim bahçemizden. Burada işte zaten parfüm marfüm falan var. Şimdi gösteririm. Şimdi öncelikle size buradan indik ya. Şöyle. Burada misafir banyom var. Banyomda dedim tuvaletim var. Misafir tuvaletim. Hello. Bunu bir arkadaşım yapmıştı. Bakın çok güzel. Burada işte küçük bir tuvalet. Burada Datça'dan aldığım bir, daha doğrusu bana hediye alınan bir şey var. Şöyle. Burada deodorantlar. Şurada seyahate giderken yanıma aldığım ıvır zıvırları hani küçük deneme boyu işte tester olan her şeyi oraya koyuyorum. Burada taçlar çekim için bazen kullanıyorum. Burada duruyor. Şu aynaları taktım geçen gün. Şöyle iki adam mı almıştım bir yerden? 4 tane birleştirdim. Burası salonumuz. Burada bir hamağım var. Hatta pandemi zamanında falan storylerde paylaşmıştım. Hatırlayanlarınız vardır. Mesela salonda bu ayakkabıların işine kardelen diye soruyor olabilirsiniz. Ben olsam sorardım. Arkadaşlar bunlar burada çünkü bunlar satılık. Dolapta satıyorum. Yani birçoğu satılığa koydum. Bir iki tanesini belki koymamış olabilirim. Onlar satılınca onlara karar vereceğim. O yüzden buradalar. Onun dışında mesela şurada kıyafetler duruyor. Bakın. Bunlar da hani bir iki üç tanesi kalacak benim üstüm. Onun dışında hepsi satılık dolapta, dolap hesabımda. Şunların toplanması gerekiyor ama ben böyle göçebe gibi daha toplayamıyorum. Mesela burada kütüphanem var. Zaten kitaplarımı düzenliyorum videosundan hatırlarsınız. Bakın.
yemek masası ama hiç kullanılmadı diyebilirim. Yani arkadaşlarımla böyle toplanırız, hani yemek yeriz diye. Özellikle bunu bir yerde görmüştüm. O zaman 17.000 TL'ydi. Hiç unutmuyorum. Ben Beşiktaş'ta bir yerde 3.500 TL yaptırmıştım şu. Çok güzel bence. Buna bayılıyorum. Ona uygun sandalyeler almıştım falan. Neyse, ne diyordum? Şuradaki kitaplar, bunu bu arada anneannem ördü. Ördü değil de hani işte el işi, öyle söyleyeyim. Ben de çerçevelettim. Çok güzel anneannemin el işi. Burada bir deve tabanım var. Bu normalde yukarıdaydı. Bu arada bunları da deneyip dolapta satacağım. O yüzden burada duruyorlar. Bunlar böyle yarım okuduğum kitaplar. Bitireyim diye orada duruyorlar. Size dedim ya, her şeyin bir yeri var. Bir orada olmasının bir sebebi var. Bu Joy ile Lucy'nin oyuncağı zaten. Deve tabanımı buraya koydum. Bu perdeleri açıyorum. Şimdi ters ışık olur diye kapadım. Buradan ışık alıyorlar. Burada da Joy ile Lucy'nin oyuncakları. Burada da bitkim var. Şu bitkiye de bayılıyorum. Ağaç artık zaten bu. Hani sen bir ağaçsındır. Burası da bu şekilde. Yani bakın, bu da böyle bir alan. Hemen girince ben hamağa bazen oturuyorum, kitap okuyorum falan. Bunu da ben yapmıştım. Bu arada genelde podcastleri, hani ben size diyorum ya, siz ne yapıyorsunuz çok merak ediyorum falan. Ne olmuş yani, podcastleri burada kaydediyorum. Bilgisayarımı getiriyorum. Burada pop-up filtrem var. Bakın. Böyle kaydediyorum. Şu da çok güzeldir ya. Şunu da arkadaşım Sipo hediye etmişti. Şimdi şunları alalım. Sizlerle götüreyim ben de. Şurada dediğim gibi bir sürü ıvır zıvır var. Burada kedi mamaları, işte giydiğim bazı ayakkabılar, parfümler, gözlükler falan derken ve artık sonlara doğru yaklaşırken şurada Joy ile Lucy'nin mama kabı. İşte suyu, kumu falan duruyor. Joy, mutlu musun? Burası hem misafir odası, yani bir arkadaşım geldiğinde ya da bir çift olarak geldiklerinde ya da birisi, aileden birisi burada yatıyor. Çift kişilik yatağımız mevcut. Bir adet Joy ve Lucy. Bu oda böyle. Onun dışında burada da çantalarım var. Bütün çantalarım burada. Sizlerle hiç çantamı düzenliyorum videosu çekmemiştim. Çünkü onu, o yani çantaları elediğimde kanalım yoktu. Ama belki birkaç ay içinde yine veririm. Şöyle. Bu ışığı yeni aldım çekim için. Geçenlerde çektiğimde şu ring light'la çekmiştim diye hatırlıyorum. Bir gün hani isterseniz yine makyaj yaparız. Hani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Makyaj videoları ister misiniz, istemez misiniz? Böyle. Sevdiniz mi? Nasıl buldunuz evimi? He, onun dışında şurayı da göstereyim. Şurada bir adet, bir dakika takalım. Şurada bir adet maşam var. Hatta şimdi maşa yapacağım. Burada bir topuz tarığı ve wax aldım. Yaparım diye. Burada da hani dediğim gibi arkadaşlarım falan gelirse onlar için aslında çok uygun. Hani banyo, tuvalet var. Yine ben. Burada da kilerim var. Onu açıp göstermeyeyim şimdi. Gerek yok. Buradan da zaten hani direkt girişe gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz işte. Böyle. Videonun açılış konuşmasını burada yaptım. Kapanış konuşması da buradan gelsin istedim. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Umarım mini ev turunu olabildiğince böyle çok çok da uzatmadan hani güzel bir şekilde çekebilmişimdir. Yorumlarınızı dediğim gibi yazın. Heyecanlıyım bayağı. İlk denememdi yani. İlk defa bir ev turu çektim. Belki böyle yazın falan hani değişik yerlere gittiğimde, gerçi birkaç tane Airbnb'de kaldığım evleri de size çektim. Ama genelde vlog'da paylaştım. Belki bir video çekmiş miydim Airbnb? Galiba bir tane çekmiştim diye hatırlıyorum. Neyse, bakarsınız zaten isterseniz kanaldan. Dediğim gibi umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak için şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ımı bırakıyorum. Oradan takipte kalabilirsiniz. Aynı zamanda Kardelen Podcast'ini de çok dinlemek isterim derseniz Ne Olmuş Yani Podcast hesabını hem Instagram'dan hem de zaten Spotify ve diğer platformlardan da podcast'imi dinleyebilirsiniz. TikTok hesabı da açtım. Böyle şey gibi oldu, bombardıman, ama TikTok'ta da hani böyle ben yani öyle hani
inanılmaz şey videolar var falan değil. Sadece boş zaman geçirmek için, eğlenmek için güzel. Hani arada öyle bakıyorum. Çok aktif değilim tabii ki ama hani oradan da isterseniz takipte kalabilirsiniz diyorum. Ben eğleniyorum yani. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim platform YouTube. Çünkü ben böyle konuşmayı, hani uzun uzadıya bir şeyleri anlatmayı çok seviyorum. Tabii ki bir de podcast ama hani podcast'i YouTube'dan ayrı tutuyorum zaten. O yüzden YouTube ve podcast benim önceliğim. Yani çok başka. O yüzden de sizler çok önemlisiniz. Hani YouTube kitlesinin, sizlerin benim için çok farklı bir yeri var. Ve başından beri beni takip edenlerinizin olduğunu da biliyorum. Gerçekten yürekten, en derinimden varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve desteklediğiniz için de size minnettarım. Bunu bilin isterim. Bir de son olarak ne söyleyeceğim? Her cuma 6'da video yayına geliyor arkadaşlar. Cuma günü 6'da video yayınlayamazsak pazar günü 12'de yayınlıyor oluyoruz. Bunun yanı sıra hani bir istisnai bir durum olduğunda tabii ki video gelmediği de olabilir. Bu şekilde. Ben daha fazla uzatmayayım. Zaten çok sıcak. Bugün 25 Eylül ve gerçekten hani zaten pencereyi, klima, hiçbir şey açmıyorum. Bayağı sıcak yani. Havalar hala soğumadı. Umarım soğuyacak. Bunun için neler mümkün diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve biraz soğuk hava dalgasıyla kalalım. Hoşça kalın. Bu arada saçımı bırakmama. Bırakıyorum. Bu arada son olarak evinde niye bu kadar oyuncak, o bu var, kardelen derseniz arkadaşlar seviyorum. Başka bir açıklaması olması gerekiyor mu yani? Seviyorum. Ya yorumlarınızı aşırı merak ediyorum. Gerçekten bakalım beğenecek misiniz? Nasıl bulacaksınız? Yani merak ediyorum. Belki böyle aranızda bazılarınız, aa orada bir mumluk var, o hani kim aldı onu, ne anlama geliyor falan, bunları merak edenleriniz de olabilir. Ben bazı böyle ev tur videolarında küçük şeyleri de fark ediyorum. Özellikle Başak Burcu olanlar fark edebilir. Neyse, öyle yorumlarınızı da merak ediyorum. Keyifli seyirler. Kaçtım ben. Ve bu arada iki farı birleştirdim ama göstereyim size. Bayağı güzel.